Gün Medya sunar. Ne virüsmüş? Dünyayı değiştiriyor. Peki de Amerika'da neden on binlerce vaka, binlerce ölüm var? Neden kendi ülkeleri de bu virüsten muzdarip? Virüs, strateji, taktik ve küresel dizayn için bir silah gibi üretilmiş. Biyolojik ve tıbbi etkisinden ziyade oluşan algı ve panikle gerçek tesirini gösteriyor denilince bu sorular sorulup bu cümleler kuruluyor. Evet, aynen öyle. Virüs Amerika'da da çok büyük etkiler gösteriyor ve vahim sonuçlar doğuruyor. Görüntü bu. Ama gerçek ne? Gerçeğin kendisi ne? Gerçek denilen kime göre gerçek? Recep İvedik filmi var. Tekne bir koyda demirliyor ve animatör başlıyor anlatmaya. Teknedekilerin hepsinin gözü adamın üstünde ve ilgiyle dinliyorlar. Bu koyda 300 çeşit balık var. Animatöre gıcık ve kızgın olan Recep İvedik durur mu? Say bakalım hadi say. Animatör, kefal, uskumru, lüfer filan falan. Sekize kadar sayabilir ancak. Gerisi gelmez. İvedik lafı koyar hemen. Ne oldu gerisi? Söyle bakalım 292'si nerede balık çeşitlerinin? Aynen bunun gibi. Kim sayıyor? Kim söylüyor? Kim bilgilendiriyor kamuoyunu? Amerika devleti. Bir oyun kurulurken oyun kurucu hemen her şeyi düşünür her türlü parametreyi hesaba katar. Hele de oyun sonunda bir taşla on kuş vuracaksa oyunun şıkları öyle çoktur ki. Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri Çin'e tazminat davaları açmayı planlıyor. Bu konuda her eyalet, her şehir ve en önemlisi her vaka ve her ölüm bambaşka önem taşıyacak. Tazminat miktarları ölümler üzerinden olabilecek, vaka sayısı üzerinden olabilecek, eyalet eyalet dava açılabilecek, şehir şehir açılabilecek her türlü alternatif masada ve önceden düşünülmüş. Bu arada oyun kurucular için ABD vatandaşlarının da çok bir önemi yok. Onlar için önemli tek şey oyunun amacına ulaşıp ulaşmaması. Deniyor mesela filanca başkan, falanca bakan, feş mekan devlet başkanı da pozitifmiş. Medya böyle diyor. Birileri böyle söylüyor. Kesin mi peki? Söylenebilen tek söz öyle diyorlar. Derler sultanım derler. Herkes her şeyi der. Söyler, algı operasyonunu çeker. Ta Ocak ayında söyledim. Oyun büyük. Virüs bir enstrüman, asıl pandemi küresel ekonomik dizayn. Yeni dünya düzeni ve küresel hakimiyet savaşında ön almak diye. Savaş büyük, çok büyük. Washington, Londra arasında denebilir. Amerika Birleşik Devletleri derin devleti ve Rothschildlar arasında denebilir. Ama o halde neden Çin'de, Çin diye sorabilirsiniz. Çin demek Londra demek. Çin demek Rothschild'lar demek ve onlarla beraber olan aileler demek. Çin demek Amerika derin devletine karşıt duruş demek. İşte tam da bu yüzden Amerika Çin'e vurdukça ses Londra'dan geliyor. İşte bu yüzden de Amerika Londra'ya vurmak yerine Çin'e vuruyor. Sürekli Çin suçlanıyor. Adeta uluslararası savaş suçlusu gibi. Yakında bir uluslararası lahey ekonomik mahkemesi kurulursa, mahkeme üyelerinde ABD derin devleti atarsa, sanık sandalyesine de Çin nezdinde Rothschild'lar ve onların yandaşı ailelerle sahip oldukları şirketler oturtulursa, hiç mi hiç şaşırmam. Çin için PR yapmaya çalıştılar. Hatırlayın, İtalya'ya tıbbi malzeme ve tıp ekibi gönderdiler, İspanya'ya maske, tulum gibi ekipman yolladılar. Virüsle mücadele bilgimizi tüm dünyaya açmaya hazırız ve açtık dediler. Aslında bunu yapan görünürde Çin'di ama perde gerisinde Londra ve Çin'de küresel şirket sahibi aileler vardı. Demiştim Çin'de başladı Çin'de bitecek diye. Aynen de öyle olacak. Çin merkezli dizayn her kıtayı, her ülkeyi, hemen her coğrafyayı kapsayacak. Çin korona oldu, emin olun Londra şu anda zatürre olmuş gibi. Amerika'nın derin dehlizleri korkunç bir hesaplaşmada. Düşünün, Boris Johnson hastaneye yatırıldı. Neden? Çünkü korona testi pozitif çıktı diye. Bugün gördüm, Trump maske üretim tesisini gezerken maskesiz. Açın gözlerinizi, açın. Oyun öyle büyük ki, İngiliz başbakanı bile virüse maruz kalıp hastaneye yatırılabiliyor. Yatırılıyordu. Test yapıldı mı, yapılmadı mı? Gerçek ve doğru sonuç neydi? Bilmiyoruz sadece öyle söylendi ve biz de inandık bir zamanlar ülkemizde de rahmetli ecevit sürekli hastanedeydi ve hep hastaydı gidişatın sonucu hepimizin malumu savaşların vekalet savaşlarının terör eylemlerinin iç çatışma ve karışıklıklarının ekonomik yaptırımların petrol fiyatlarının siyasi ve askeri baskıların yapamadığını bir virüs yapıyor nükleer tehditlerle savaş gemi ve uçaklarıyla ordularla Hibrit savaşlarla yapılamayan dizayn bir virüs, korku ve pani ile yapılıyor. Peki de yeni dünyanın yeni nesil dizaynları, oyun kurucuları, virüs etkisinin bu denli muazzam ve sonuç getirici olabileceğini, hedeflerinden çok daha ileriye gideceklerini, nihai amaçlarına bu denli yaklaşacaklarını kendileri bile öngöremiyorlardı. Ama insan denen varlık böyle bir şey işte. Ve yine gördük ki Korku, panik ve ürküntünün yapamayacağı, yaptıramayacağı bir şey yok. Virüs sayesinde insanlığın bu boyutu da küresel ölçekli test edilmiş oldu. Unutmayın ki bundan sonra virüs ve benzeri enstrümanlar artık hep masada olacaktır. Çünkü sonuç alıcılık etkisi muhteşem. Dikkatinizi çekiyor mu? Ülkeler normalleşmeden bahsediyor ve tedrici olarak adımlar atıyor ve planlıyor. Hem de yeni normal diye yeni yeni türetken kavramlarla. Ama birkaç gün içinde hemen vaka ve ölüm sayılarında artış gözlenebiliyor. Hala tanımlanmamış bir virüsle yüz yüzeyiz. Çünkü tanımı yapılsın istenmiyor. Çünkü virüs denen kullanışlı aparat henüz görevini tamamlamadı. O yüzden de aşı demagojisi, aşı terminolojisi, aşı üretişimi gibi gibi lafazanlıklar bir süre daha gündemimizi işgal edecek. Ta ki ana musluklar ele geçirilene veya el değiştirene kadar. FED denen doların anası dünyanın babası mekanizma birilerinin tam kontrolüne geçene veya geçemeyene kadar. Dolar denen nimet ya da lanet, küresel yerini garantileyene kadar. Euro bitene kadar. Çin üzerinden Londra Washington'ı veya Washington Londra'yı. Amerika derin devleti Rothschild'ları yenene, yenemeyene kadar virüs potansiyel silahlığına devam edecektir. Tüm dünya virüse odaklandık. Virüsle yatıyor, virüste kalkıyoruz. Herkes evinde ve sokaklar incin kontrolünde. Bu yeni nesil incin ise icraat peşinde. Çin'e bakın Çin'e. Ama Çin'e sadece Çin'den ibaretmiş gibi bakmayın. Çin'e bakarken tüm dünya sistemine odaklanın. Parayı takip edin ve dolara dikkat kesilin. İşte o zaman. Virüs aslında neydi? Bir virüsle ne oldu? Bir virüs nelere sebep olduğu anlarız. Bir sonraki bir porta yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.